Çanakkale Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Ülgür Gökhan'ın düzenlediği basın toplantısına festival komitesi, ilgili birim başkan yardımcıları ve gazeteciler katıldı. Şey yaptınız, ön ödeme yaptınız. Dolayısıyla o anlamda şeyler, hayır, yok. Bir şey yok. Bizim prensibimiz o, biz belediye olarak hiçbir zaman ön ödeme yapmayız. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında bu yıl 9-13 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan 53. Troya Festivali'nin iptal edildiğini, bazı sanatçıların Özgürlük Parkı'nda konser vereceklerini söyledi. Biliyorsunuz bu festivalde Ömer Özgür'ün ve sanat ürününün devleceği, insan hakları, şiddet, çevre konularında aktivist duruşu ileri tanıdım. John Byers gerçekten feragat etti. Yine Eleni Karayuru o da Hindistan'dan gelemeyeceğini bildirdi. Bu arada da Çimenli Kalesi'ndeki konserlerin de orada basına açık her türlü etkinliğe izin verilmeyeceği bildirildi bize. Boğaz Komutanlığı'ndaki şimdi yetkililer tarafından. Dolayısıyla bunları da göz önüne aldığımızda ve bugünkü şartlarda, ülkenin bugün içinde bulunduğu şartlarda sistematik bir festival yapmanın bu yıl için pek anlamı olmadığını düşündük. Bunun tersi söylemler de oldu. Yani insanlar moralleri yerine gelsin, festivalimizi yapalım diye düşünenler de oldu. Onlara da saygı duyuyorum ama burada dediğim gibi bir sistematik bir konser, sanat etkinliğini şu anda kalmayacak durumda olmadığımızı biz de gözledik. Ama bunun yanı sıra biz çok taze bir olarak, yani yeni daha ve bu tabii sanata ve kültüre sosyal yaşama bir darbe olarak görülmemeli. Ve tam Tevkuk demokrasiye giden yolda da aslına bakarsanız bu demokrasi yolunun sanatla, kültürle özgürlüğü, aydınlanmanın, ilericiliği, barışın en büyük kavgaçlarının biri de sanat ve sosyal yaşamımızın canlılığı olduğunu bilincindeyiz. Bu düşünceyle festivalimizin sistematik bölümlerini yapmaktan vazgeçtik. Ama tabii halkı da bir arada getirip ona ortak duygularla hitap eden sanatçıları da hususa içerisinde münferiden getirmeyi diyelim. Başkan Gökhan, 53 yıldır yapılan Troya Festivali'nin geçmişi hakkında bilgi verdi. Gökhan, festivalin bugüne kadar sadece 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra iptal edildiğini, bir de bu yıl darbe girişimi ve OHAL ilan edilmesinden dolayı festivali iptal ettiklerini bildirdi. Her yıl 9 Ağustos, 10 Ağustos itibariyle Troya Festivali'miz yapıyoruz. 1963 yılında başlayan bu festival değerli büyüğümüz İzzet Meriç Dilmac'ın önderliğinde ve Çanakkale'de girişimcilerin önderliğinde başlayan bir festival. Bu yıl 53.sünü yapacak dedik. Bu festivalin ilk kuruluş amaçları arasında o zamanki büyüklerimiz Çanakkale'nin tanıtımına yönelik mahmur kalkınmış bir Çanakkale ve tarihine şanlı yakışır biçimde yaratmak diye ortaya koymuş ve festival ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra aynı zamanda ticari faaliyetleri de içinde barındırıyor halk bahçesinde. O zaman birçok yatırımcı kuruluş özellikle tarım üzerine standlar açarlardı. Daha sonra bu dönüştü ve tamamen kentte sanatın ve kültürün ön plana çıktığı bir festival haline geldi. Sanatsal ağırlıklı, düşünsel ağırlıklı, işte
sergileriyle, söyleşileriyle ve programlarıyla bu içerik bu şekilde dönüştü. Biz de burada tabii devamlı her yıl artan bir ivmeyle daha ziyade özgür sanatçıları kentte ve kent yaşayanlarına sunmaya çalıştık. Çok da beğeni kazanıyordu. Yani insanların bilet bulmakta zorlandığı sanatçılar biz burada ücretsiz, halka açık alanlarda yaratıp ve burada bir kentli bir arada olmanın birlikte beğendikleri sanatçıyı birlikte hiçbir engel olmaksızın izlemeleri onları mutlu ediyordu. Başkan Gökhan basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimini ve FETÖ terör örgütü hakkında da düşüncelerini açıkladı. Eskiden işte ordu yönetime el koyar, hep öyle alıştık, iktidar devletiydi. Bu sefer ordu kendi içindeki ordu mensuplarına, yani kendinden olmayan, FETÖ'cü olmayan ordu mensuplarına karşı ve hükümete karşı ve hatta halka karşı bir darbe girişimi. Sokağa çıkan halkın üzerine ateşler edildi. 295 tane şehidimiz var. Şimdi tekrar onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Şok oldum tabii. Yani toplum olarak böyle bir girişimle karşı karşıya kalmak bizi şok etti. İnsanlar hep birliğiyle, hep beraber sağlığı düşünen bütün yurttaşlar hep beraber tüm kentlerde bu işe karşı oldular ve karşı olmaya da devam ediyorlar. Çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ve bu noktada da birlikte olduğumuz noktasında bir irade oluşmaya başladı. Tabii sevindirici tarafı benim açımdan bu noktada Cumhuriyet ilkeleri ve Mustafa Kemal Atatürk bir kez daha hatırlanmış oldu. Bu sevindirici tarafı. Biz bunu yıllarca söylüyorduk ama maalesef sesimizi yeteri kadar duyuramıyorduk. Keşke duyurabilmiş olsaydık. Keşke daha önce söylenenler kale alınsaydı. Ortaya konan tehlikeler dikkate alınsaydı da bu işler olmasaydı, şehitlerimiz olmasaydı ülkemiz bu karşı karşıya olduğumuz kötü durumdan karşılaşmış olsaydı. Başkan Gökhan basın toplantısının bir bölümünde Troya Festivali adına Çanakkale halkına yazılmış "Ben Troya Festivali" başlıklı mektubu okudu. Madem ki festivali yapamıyoruz, festivalde bize bir mektup yazmış, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Troya Festivali. 53 yaşındayım. Bugüne kadar hep siz konuştunuz, ben dinledim. Bu sene konuşamayacağınıza göre şimdi lütfen siz beni dinleyin. Ben Troya Festivali. Birkaç Çanakkale'nin elinde umutla dünyaya geldim. Yıllarının yalnızca 36 gününü savaşsız geçirmiş bir dünyada inatla her yıl barıştık. Afişlerimde bazen atlarla, bazen kuşlarla davet ettim sizleri. Lakin her sene kelebekler gibi kısa ama çok güzel oldu. Ben Troya Festivali. Sesim en son 1980'de darbeyle kesildi. Bu yıl da yine aynı sebeple iptal edildi. Bu yıl şarkılar yok, sahneler sessiz. Troya Nafisi'nde yükselen barış sesleri sustum. Adını aldığım Troya depremlerle bense darbe girişimi ve sarsıldım. Sadece meclisimiz ve insanlarımız değil, ben de bombalandım. Ben Troya Festivali. Gördüm ki insanlarınız Troya mensupları gibi güçlü, silahlara karşı dirençli. Ama Şiliman gibi değerlerimizi çalanlar da olmuş. Hilekarlar Troya adından farksız, Troya gibi sizi ve beni yok etmeye çalışanlar aramızdaymış. Ben Troya Festivali. Basın toplantısı Başkan Gökhan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlamasından sonra sona erdi. 13 Ağustos'ta yani bu önümüzdeki hafta sonu sevgili Sevda Bağcan'ı getiriyoruz Özgürlük Parkı'nda. Sevda Bağcan'ı getiriyoruz ve hem de bu darbeye karşı bir
motif olarak ben görüyorum Selda Avcı'nın felsefesini, yaklaşımını. Umarım orada güzel mesajlar verecektir diye düşünüyorum. Bu seneki şey de o yoktur festival programında. Onu özellikle hemen festival iptal edince böyle bir sanatçıyla buluşturmak istedik Canan Avcı'nın. Bu yılki programda olup festival programında olan bir başka sanatçıyla onu da ayın 20'sinde getirmeyi planlıyoruz. Burhan Öcal, belki Oğuz'dan bu Burhan Öcal'ın programını yapacağız.